bonne idée. On est dans ce herkese merhaba. Bugün Büyükada'dayım. Bayağıdır evden çıkmıyordum. Videoları oradan üretiyordum. Siz de biliyorsunuz daha çok ev içerisinde veya stüdyo ortamında videolar yapıyordum. Bugün Büyükada'dayız. Hem beraber Büyükada'yı gezeceğiz hem de birkaç böyle İngilizce tekniği aktarmaya çalışacağım. Sadece vlog olmasın. Şu anda çok açım. Yol bayağı uzun sürdü. Vapur bazı aksaklıklar oldu. O yüzden geç geldi. Ardından Büyükada'yı birlikte gezeceğiz. Bir yemeğimi yiyin önce. Görüşürüz. Evet, yemeği yedim. Şimdi geziyorum Büyükada'nın sokaklarında. Çok tatlı evler, konaklar. Böyle 1960'lara götürüyor insan. O eski filmlerde hani kalabalık aileler var ya böyle. Onları anımsatıyor. Hemen şu arkamda bir kilise var. Şöyle netleyeyim. Evet, kilise ama kapalı maalesef. O yüzden gösteremiyorum. Şimdi yukarı çıkacağım. Orada büyük bir konak gördüm. Bayağı büyük bir konak. Onu sizlere göstereceğim. Buraya doğru hızlıca gidelim. Hava kararmadan çok yer göstermek istiyorum sizlere. Çok büyük bir konak. Konağın önüne geldim. Şöyle göstereyim büyüklüğünü size. Bayağı büyük. Önünde tarihi bir şeyler yazar sandım ama hiçbir şey yazmıyordu. Normal konak herhalde. Burada her yer böyle. Şöyle göstereyim. Her taraf böyle. Yani birçok yere gittim geldiğimde, ilk gittiğimde de şöyle baktım hani tarihi bir şeydir. Yazarlar üzerine şöyle şunun da bunun diye. Yazmıyor. Hatta birçoğunda da yaşıyorlar. Gerçi burada yaşayacak artık bu bayağı film stüdyosu gibi. Şimdi şöyle arkalara doğru gidelim. Oğlum kendim buralarda geliyordum. Yol arkadaşı buldum kendime. Artık benim de arkadaşım var. Büyükada'yı bana gezdirecek misin sen? He? Onun muhtarı sen misin? Çok tatlı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Utandın mı canım? Hadi yola devam edelim. Girişi kapalı, o yüzden gidip gösteremiyorum ama uzaktan göstereyim. Dediğim herhalde tarihidir yani, yine yazmıyor. Bu tarzı bir şey. Ben buradayım. Nasıl bir rota izlediğimle ilgili hiçbir fikrim yok. Öyle yürüyorum. Ne faytona biniyorum. Zaten faytona binmek istemem. O atların öyle kullanılmasına karşıyım. Bisiklete falan da binmedim. Biraz saçma geziyorum ama olsun. Doğal. Evet, Büyükada'yı bayağı bir turladım. Sizlere gösterebilmek için tarihi bir yer aradım. Efendim, farklı, ilginç bir şey. Yani evlerin zaten hepsi ilginç ama işte bir tarihi falan bir şey yazmıyordu. Bir Ayayorgu Kilisesi var, o da uzakta bayağı. Oraya da gidemedim. Ama genel olarak evler, işte sokakları göstermeye çalıştım.
Ekstra şeyler varsa ben bilmiyordum, kusura bakmayın. Sizle beraber gezmiş olduk. Çok güzel bir vlog oldu diyemem. Ama büyük ada hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur. Dediğim gibi huzurlu bir yer, güzel bir yer. Şöyle bir arada kaçamak yapabilirsiniz. Zaten İstanbul'dan da çok yakın. Şimdi İngilizce ile ilgili bir şeyler aktaracağım demiştim. Bazı metotlar. Hani İngilizce ile ilgili hani sorulur işte nasıl öğrenebiliriz, daha nasıl rahat işte pratik yapabiliriz. İşte İngilizce diziler, efendim kitaplar vesaire deniyor. Ben kendi metodumu söyleyeceğim. Bunu ben kendim geliştirdim demeyeceğim. Çok zaten geliştirilebilecek bir şey değil ama dedim ki ben bir yurt dışında konferans verecek olsam mesela gazetecilik etiğiyle ilgili veya sosyal medya ile ilgili. Mesela sosyal medya ile ilgili ben işte sosyal medya bizim hayatımızı kolaylaştırır. Nasıl diyeceğim? Social media made our lives easier. Bu cümleyi mesela kalıp olarak ben ezberledim. Tabii çok önceden ezberlemiştim. Bunu orada kullanabilirim. İşte bir şey aktarırken kullanabilirim. İşte veya işte efekt, işte insan etkiler vesaire vesaire. Siz de mesela bir mühendislik öğrencisiyseniz veya işte bir ilahiyatçı, bir öğretmen alanınızla ilgili. Yani yurt dışında bir konferans verdiğinizi düşünün. Hani diyorum ya hep mazlumlar, mağdurlar için dünya insanı olun. Bunun için dil çok önemli. O yüzden kendi alanınızla ilgili şöyle bir Türkçe neler söyleyebilirim? Bir işte biriyle bu konuda tartışırsam neler konuşabilirim? Bir konferans vereceksem neler söyleyebilirim? Bir iş görüşmesinde neler söyleyebilirim? Bunları bir Türkçe yazın. Bunu ama öyle kısa değil. Bir sayfayı tamamlayın. Sonra 2 3 bir 10 sayfa kadar yazın. Bakın bir sürü kelime, bir sürü cümle çıkacak. Zaten alanınızla ilgili neredeyse her şeyi yazmış olacaksınızdır. Tabii düşüne düşüne işte ne söylenir, şurada nedir? İşte mesela terimler olabilir. Farklı farklı mühendislik dediğim sayısal, tıp vesaire. Terimleri vesaire yazın. Ben daha önce şunu yapmıştım. Onu da aktarayım tabii. Hani çok zayıf olanlar için söyleyeyim. Ben kelime ezberi yapıyordum. Onu da nasıl yapıyordum? Çok basit. Kartonu kestim bayağı el işçiliğiyle. Kestim. İşte 10'ar, 1, 2, 3, 4, 10'a kadar sıraladım. Her gün 10 kelime alıyordum yanıma yazıp. Karışık. Ama sonradan tabii işte daha mesleki bir kelimeleri seçmeye başladım. Onları alıp cebime koyuyordum. İşte yolda giderken bakıyordum. İşte bir yere giderken bakıyordum. Yani bakkalda bile bakıyordum çıkartıp böyle boş boş parası bekleyeceğimi. Ve o şekilde onları ezberliyordum. Sonra bir torbaya katıyordum. İşte iki torba yapıyordum. Torbanın birinden çıkartıyordum ezberlediklerimi tekrar ediyordum. Yani her gün böyle bir 10'ar 15'er tane tekrar ediyordum. Böyle aralarında sıkıntı olanları da tabii not ediyordum. İlk böyle başladım. Hani İngilizcem daha zayıf oldu. Bu yıllar öncesinden bahsediyorum. Böyle başlamışım. Şimdi cümleye geçtim. Çok zayıf olanlar kelimeyle başlayabilir ama biraz daha iyi olanlar hani İngilizcesi artık işte üniversiteden sonrası için. Gerçi bizim üniversitelerde de İngilizce birçoğu 60-65'te hani muaf geçiyor da o ayrı bir konu. İyi olanlar cümle olarak yazarsa kendi mesleki terimlerini vesaire ardından onları İngilizce çevirip ezberlemeye kalksın. Bir dosya yapsın. İşte diyelim mühendisliğin şu konusu veya işte ilahiyatın şu konusu. Mesela Hristiyanlıkla ilgili bir şey anlatacak veya Yahudilikle ilgili işte Müslümanlığın işte Peygamber Efendimiz'in dönemiyle ilgili örnek veriyorum yani kendi alanınızla ilgili. Bunları çevirin. Ardından cümle cümle Türkçesiyle beraber ezberleyin. Bakın inanın müthiş bir gelişme olacak. Çünkü o kadar çok kelime ezberlemiş olacaksınız ve o cümleleri o kadar çok farklı kelimelerle egzere ederek birçok kez yani çevirerek makslayarak çok farklı cümleler de elde edebileceksiniz. Bu çok önemli. İşte dizi izleyerek olabilir diyorlar, kitap okuyarak olabilir diyorlar vesaire ama bu biraz nokta atışı bir çalışma olacak. Çünkü kendi alanınızla ilgili olan kelimeler cümleler daha çok hem kullanmış olacaksınız hem de gittiğiniz zaman daha faydanız olacağını düşünüyorum. Böyle bir nokta atışıyla tabii farklı kelimelerde ezberleyebilirsiniz, onların yanına katabilirsiniz. Ben mesela öyle yapıyorum şimdi. Aynı metni daha farklı cümlelerle nasıl aktarabilirim? Yani daha da geliştirme üzerine. Şimdi ona geçtim. Siz de onu yapabilirsiniz. Bu bir tavsiyemdir. Yani kullanırsanız, yaparsanız faydasını olacağını düşünüyorum. Çünkü ben çok faydalandım. Tabii bunu pratikte yapmanız lazım. Gün içinde kendi kendine konuşuyor yani. Ben bazen şey yapıyorum. Ya şu cümleyi söyleyecek olsam bakalım şöyle mi böyle. Sonra hemen bir translate yapıyorum. Artık teknoloji çağındayız. Bakıyorum. İşte yanlışı düzeltiyorum. Tekrar ediyorum o cümleyi. Bu şekilde bayağı fayda sağlayacaktır diye umuyorum. Şimdi tekrar yola çıkacağım. Şöyle bir ara boşluk buldum. Bunu anlatayım dedim. Yani gezdirebileceğim yine farklı bir yer varsa onları göstereceğim ama artık oradan da dönüş yoluna geçeceğim. Yoruldum zaten. Saçım başım çok dağınık. Çok özür dilerim. Böyle şu an nasıl bir halde oldum göremiyorum kameradan. Birine verdim. O şu an çekiyor sağ olsun. Şimdi böyle yola çıkayım. Büyükada Cami, Nizam Camii. Caminin olduğu yer o kadar güzel ki.
şöyle göstereyim. Ben de oturdum, biraz dinleniyorum. Bayağıdır yürüyorum. Şu an hani ne kadar merkeze, vapur iskelesine ne kadar uzak olduğumu da bilmiyorum. Birbirinden güzel evler, işte efendim ağaçlar, bitkiler içerisinde. Şimdi vapura doğru artık dönüş yoluna geçeceğim. Ama dediğim gibi ne kadar uzak bilmiyorum. Sahilin olduğu yere geldim, bayağı uzaklaşmışım. Çok yürüdüm, acıktım, susadım. Bir bakkal da göremedim yolda. Şu taraftaki uzun binaların olduğu yer Levent olabilir. Şu ortadaki bir kule var. Bakın elim gözükebiliyor mu bilmiyorum. Orası ta Çamlıca. Otel sizlerin olduğu kule var ya, orası olması lazım. Şimdi vapura doğru gideceğiz. Saat 9 civarında son vapura yetişeceğim büyük ihtimalle. Vapurda görüşürüz. Burası çarşı meydan. Evet, İzmit'e geldim. Şimdi taksi durağına doğru gideceğim. Burada ışıklar değişiyor. Şöyle afilli afilli. Daha render oturmadım ama video biraz parça olmuş olabilir, parçalı böyle akışlarında. Ama umarım beğenirsiniz. Bu kanalda gündem ve bilgi içerikli videolar üretmeye çalışıyorum. Abone olmayanlar, yeni izleyenler için söylemiş olayım. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz de video ön plana çıkıyor. Daha çok kişi izlemesine vesile olmuş olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.